Merhaba ShiftDelet.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Xiaomi Mi 9 Pro 5G'yi inceliyoruz. Bakalım bu canavar bizlere neler sunuyor. Henüz Türkiye'de 5G yok ama biz 5G'li Xiaomi Mi 9 Pro 5G modelini Türkiye'ye getirdik. Telefonu Teknomehmet sayesinde temin ettik. Teknomehmet'e teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk defa kutu açılışında yapmıştık geçtiğimiz günlerde. O videoyu izlemediyseniz yukarıda kartlardan izleyebilirsiniz. Şimdi videomuzda detaylı bir şekilde Mi 9 Pro'yu inceleyeceğiz. Ayrıca bu telefon bizlere neler sunuyor? Daha önce incelediğimiz Mi 9 modeline göre artıları neler? Mi 9 Pro'da ciddi iyileştirmeler var çünkü. Ve günümüzdeki diğer amiral gemisi modellere karşı ne kadar iyi? Bu soruların cevaplarının hepsini size videoda aktaracağız. Şimdi tasarıma başlamadan önce Mi 9 Pro'nun renk seçenekleriyle başlayalım. İki tane renk seçeneği var. Elimde tutmuş olduğum modelin rengi Dream White olan versiyonu, yani rüya beyazı diye çevirebiliriz. Ayrıca Titanium Black, yani Titanium Siyah renk seçeneği de bulunuyor. Arka tarafta dikkat etmemiz gereken nokta şu. Arkada kullanılan cam Gorilla Glass 6'ya çıkartılmış Mi 9 modelinde bu yoktu. Artık Gorilla Glass hem önde hem arkada Gorilla Glass 6 var. Bu güzel bir özellik. Arkadaki Gorilla Glass 6 cam bir de ekstra da parmak izi daha az tutacak bir şekilde kaplamayla geliyor. Ve arkadaki bu güzel rengi daha güzel, parmak izi daha az çıkacak şekilde görüyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, birebir aynısıdır diyemem ama iPhone 11 Pro'nun arkasında parmak izini azaltacak bir kaplama, bir doku vardı. Ona benzer bir şekilde dokulanmış diyebilir. Yani geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 30 Pro'yu incelemiştik. Onun da incelemesini kartlardan izleyebilirsiniz. Mesela onun da arkası Gorilla Glass 6 ama parmağınız değdiği an ayna gibi üzerinde parmak izi çıkıyordu. Mi 9 Pro 5G modelinde ve Mi 9 Pro'daki bu arka kaplama parmak izini az tutacak şekilde tasarlanmış. Kutu içerisinden bir de şeffaf silikon kılıfla beraber geliyor. İkisini alt alta koyduğunuzda daha da az parlayacak ve parmak izi tutmayacak bir telefonunuz olacaktır. Tabi silikon kılıfla beraberken parmak izi tutmayacaktır ama kılıfsız kullandığınız zaman herhangi bir şekilde parmak izi olmayacak. Telefonun arka tarafına baktığımızda genel tasarım hattı noktasında çok farklılıklar yok. Yani telefonun arkasından da önünden de yanından da neresinden bakarsanız bakın Mi 9'a göre çok ciddi bir farklılık yok. Mi 9 Pro, Mi 9'un biraz daha makyajlanmış versiyonu diyebiliriz. Yani tamamen yeni bir telefon değil, Mi 9'un daha da güçlendirilmiş, daha da iddialı bir hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz. Tasarımda da zaten bunu görüyoruz. Telefonun kasası 7000 serisi alüminyumla beraber geliyor. Yalnız yanlarda kullanılan alüminyum parlak bir renkle, parlak griyle boyanmış, gümüşe de çalan. Yani uzaktan görüntüsü paslanmaz çelik hissi veriyor. Kaplaması o seviyede. 7000 serisi alüminyumla gayet sağlam bir malzeme. Paslanmaz çelik olmasa da olur diyoruz. Bu noktada da gerçekten genel kasa kalitesi ve elinizde tuttuğunuzdaki hissi başarılı. Hem tek elle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz hem de tuttuğunuzda kaliteli bir his elde ediyorsunuz. Bu benim için oldukça önemli bir his. Çünkü amiral gemisi bir telefon aldığınızda telefonun dokusu, eklem yerleri, malzeme kalitesinin de size iyi bir his uyandırması gerekiyor. Hazır 7000 serisi alüminyum demişken telefonun kasasından bahsetmeye devam edelim. Alt kısmında iki tane hoparlör ızgarası gibi alan ve bir tane de Type-C portunu görüyoruz. 3.5 mm'lik jack yok ama kutu içerisinden 3.5 mm'lik dönüştürücü çıkıyor. Type-C'den 3.5 mm'ye dönüştürücü çıkıyor. Bu güzel bir gelişme. Aşağıdaki iki tane hoparlör ızgarası ve telefonun ekranıyla kasasının birleşim yeri arasındaki ahize size acaba telefonda çift hoparlör var mı diye düşündürtebilir ama bu telefonda çift hoparlör yok. Dahili stereo hoparlör yok. Bu segmentte bir telefonda ve bu kadar beğendiğim güzel bir telefonda gördüğüm tek eksi yanlardan biri diyebilirim. En önemli eksilerden biri. Pek çok kişi önemsemiyor ama bence özellikle telefonda oyun ve film izleyenler için dahili stereo hoparlör önemli bir özellik. Ahizenin oraya konumlandırılabilirdi ya da alttaki iki yere de konumlandırılabilirdi. Ama bir tarafa mikrofonlar, bir tarafa da hoparlör konumlandırılmış. Telefonun sol tarafında SIM kart girişi bulunuyor. SD kart takamıyorsunuz, SD kart desteklemiyor. Sadece SIM takabiliyorsunuz. Kullandığımız telefon 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip. Yani
en baba sürümü diyebiliriz. İncelediğimiz modelin en iddialı modeli. Zaten buna da hafıza kartı takmamıza gerek yok. En düşük sürüm de 128 GB. 128 GB da pek çok kullanıcıya yetecektir. Yani bu telefonda micro SD kart ihtiyacınızın olacağını düşünmüyorum. Üst kısımda kızılötesi portu var. Bu güzel. Pek çok kullanıcının aradığı bir özellik. Yine üst tarafta o kızılötesi portunun olduğu, kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ses kısıp açma butonları da sağ tarafta yer alıyor. Ben bu butonların dokunma hissini, tuşların basış hissini sevdim. Yani bir amiral gemisi hissini sizlere veriyor ve çok rahat, güzel bir şekilde çalışıyor. Son olarak tasarımla ilgili teknik verilere geçmeden önce yüz tanımayla ekrandan parmak izi okuyucusundan bahsetmek istiyorum. Yüz tanıma çok hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor ve açısı gayet başarılı. Piyasadaki pek çok telefondan yüz tanımanın açısından performans anlamında iyi bir deneyim sunuyor. Güvenlik anlamında tek kameradan sadece yüzünüzü tanıyan her telefon güvenlik olarak aldatılabilir. Yani bunu Samsung yapsa da aldatılabilir. Huawei de yapsa olabilir. Pek çok firmada bu yaşanabilir ama hem Xiaomi'de böyle bir şikayet duyulmadı hem de gerçekten hızlı, performanslı bir şekilde yüz tanıma işlemlerini yapabiliyor. Yüz tanıma noktasında çok başarılı buldum. Ekrandan parmak izi ise şöyle. Yüz tanıma o kadar hızlı çalışıyor ki zaten mesela şöyle getirdiğiniz zaman tam ekrana dokunacağınız zaman ikisi de tanımlıysa yüz tanıma çalışıyor. Ama yüzünüzü okutmadan parmak izini okutacağınız vakit ilk başta yüz tanımaya gittiği için parmak izi biraz gecikiyormuş hissini alabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu daha da hızlı çalışsın istiyorsanız bu sefer yüz tanıma olmadan direkt parmak izini tanımladığınızda daha hızlı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu da hızlı ama dediğim gibi ilk başta yüz tanıma varsa yüzünüzü algılıyor ve parmak izine biraz da boş yere basıyor gibi olursunuz. Hemen ekran açılıyor. Yani telefonun yüz tanıması o kadar hızlı ki ekrandan parmak izi okuyucusuna gerek duymuyorsunuz. Duyduğunuz noktalarda da bazen ikiletebiliyor. Yani parmağınızı yoğun bir şekilde basmanız gerekebiliyor. Ama özellikle ekran kapalıyken direkt bastığınızda açılıyor. Dediğim gibi bir sıkıntı varsa o da ilk yüz tanımayı aradığı için parmağınızı bazen görmemesi. Tasarım tarafında Mi 9'a göre Mi 9 Pro'nun bazı farklılıkları var demiştim. Renk seçenekleri, arka tarafta Gorilla Glass 6 kullanımı gibi farklılıklar var. Bunların haricinde ekstradan bazı boyutta farklılıklar var. Telefon daha büyümüyor ama biraz daha ağırlaşıp kalınlaşıyor. Hemen o rakamları da sizlere vereyim. 8,5 mm'lik bir kalınlığa sahip Mi 9 Pro 5G. Özellikle normal Mi 9'un kalınlığı 7,6 mm'ydi. Ağırlık tarafında da 173 gram olan ağırlık 196 grama çıkıyor. Yani bu noktada biraz tasarımsal anlamda Mi 9 Pro 5G modeli diğer normal Mi 9 modeline göre biraz daha ağır, biraz daha kalın. Ama ben tek el tutuş pozisyonu açısından bu telefonu beğendim. Tek el gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve gelelim ekran tarafına. Ekran tarafında bize yabancı olmayan, herkesin yakından tanıdığı bir panel var. Samsung tarafına üretilen 6.39 inçlik Full HD Plus ve ekrandan parmak izi destekleyen bu panel gerçekten pek çok Xiaomi telefonunda kullanılıyor. Sektörde diğer üreticiler tarafından da kullanılıyor ve bu ekran gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Bildiğimiz özelliklere sahip ama gerçekten bekleneni karşılayan güzel bir ekran. Bir kullanıcının özellikle üst segmente doğru gittikçe beklentilerini karşılayacak bir ekran. 6.39 inç büyüklüğündeydi. 1080'e 2340 piksel çözünürlük var. 19.5'a 9 oranı sahip ve 403 ppi piksel yoğunluğu var. Ayrıca DCI-P3 renk gamutu ve HDR10 desteğine de sahip. Yani bir Netflix'ten HDR destekli film izleyebilirsiniz ya da HDR destekli çektiğiniz videoyu ekranda daha güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Ekran görüntü kalitesi, parlaklık gibi pek çok noktada iyi bir deneyim sunuyor. Ekran konusunda yalnız şöyle bir hatırlatma yapayım. Ekranı siz tamamen otomatikten çıkarmadığınız sürece siz kendiniz ekranın parlaklığını yukarı da alsınız. Belli bir noktadan sonra ekran tekrardan kısılabiliyor. Onun için ben manuel ekran ayarı yapmak istiyorum ve fullde kullanmak istiyorum diyorsanız ayarlardan otomatik ayarları kaldırmanızı tavsiye ederim. Bir hatırlatma. Şimdi Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin gelelim donanım kısmına. Gerçekten donanım tarafında oldukça iddialı bir akıllı telefon. Özellikle Snapdragon 855 işlemcisi elimizde tuttuğumuz modelin 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızayla beraber geldiğini düşündüğümüzde telefonun 5G'sini bir kenara bıraktığımızda gerçekten şu anda Android tarafında en güçlü çözümlerden, en güçlü telefonlardan birini incelediğimizi söylemek istiyorum.
Mi 9 incelemesinde RAM seçeneklerinden bahsetmiştik. Mi 9'da 6 ve 8 GB'lık RAM seçenekleri vardı. Mi 9 Pro'da ise 8 ve 12 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği var. Ayrıca 128, 256 ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği var. Bizim incelediğimiz model en yüksek seçenek 855 Plus işlemcisi, 12 GB RAM ve 512 dahili hafıza. Telefon Android 10 işletim sistemiyle beraber MIUI 11 arayüzüyle beraber geliyor. Özellikle hareketli simgeler gerçekten çok beğenimi kazandı. Mesela ana ekranda mesela settings ikonunu gördüğünüzde bu butona tıklayıp tekrar ana sayfaya döndüğünüzde çarkın döndüğünü görüyorsunuz. Hani bunun gibi hareketli ikonlar hem çözünürlükleri, ikonların kaliteleri hem de animasyonlu olması gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca geçiş efektleri, o yumuşaklık, geçişlerdeki o hem hızlı hem de o yumuşak geçişler kullanırken çok hoşuma gitti. Zaten Mi 9 incelemesinde de arayüzden bahsetmiştim, arayüz deneyiminden bahsetmiştim. Aynı değiller tabii, daha bir güncelleme geldi. Hem Android sürümü daha yüksek hem de MIUI arayüzü daha gelişmiş. Bu içimdeki hisler daha da pekişti Mi 9 Pro modelinde. Ayrıca donanım takviyesi de var. 855 Plus ile beraber daha da güçlü bir deneyim sunuyor. Şimdi bu işlemciye yakından bakalım. En yüksek çekirdeği, en güçlü çekirdeği 100 MHz daha hızlı normal 855 modeline göre. En yüksek hızda çalışan tek çekirdek 2.96 GHz hızında çalışıyor. Diğer 3 çekirdek ise 2.42 GHz hızında çalışıyor. Düşük güç tüketimli 4 çekirdek ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. Grafik birimi tarafında Adreno 640 kullanılıyor ve bu grafik birimi de 700 MHz hızında çalışıyor. Özellikle arkada siz de görüyorsunuz, hem PUBG oynamak hem de Call of Duty Mobile gibi yeni oyunları oynamak gerçekten çok akıcı, başarılı. Telefon hem az ısınıyor hem çok iyi bir arayüz deneyimi, akıcılık sunuyor oyunlarda da. Ayrıca oyunlardan başka uygulamalara geçip bir daha oyuna döndüğünüzde de herhangi bir şekilde performans kaybı yaşamıyorsunuz. Gerçekten performanslı çalışan bir telefon. Şimdi gelelim test sonuçlarına. Zaten işlemci kısmından bahsederken arka tarafta bol bol PUBG ve Call of Duty detaylarını gördünüz. Geekbench 4'te tek çekirdek skoru 3622. Tek çekirdek skoru biraz daha yükselmiş. Çoklu çekirdek puanında ise çok çok büyük bir değişiklik yok. 10887 puan almış. Yani 855 ile 855 Plus arasında karşılaştırmayı yapıyorum. Geekbench 5'te tabii puanlar düşüyor. Tek çekirdek skoru 767. Çoklu çekirdek skoru ise 2729. Tabii ki artık yapay zeka günümüzün olmazsa olmazı. Yapay zeka puanı ne diyecek olursanız, burada da yine Geekbench 5 testinde yapay zeka puanı 2682. Bu puan da gerçekten iyi bir puan. Antutu da ne yaptı? Antutu'nun en güncel sürümünde puan sistemi değişti biliyorsunuz. Buna rağmen 383.593 puan almayı başarıyor. İşlemci skoruna baktığımızda 119.000 seviyesinde bir puan alıyor. Grafik birimi 170.000 seviyesinde, ara birim 81.000 ve belek tarafında da 12.000 gibi puanlar gözüküyor. Gerçekten oldukça performanslı bir akıllı telefon. Test sonuçları da bunu ortaya koyuyor. Biz grafik için GFX Bench testini yapıyorduk bilirsiniz. Bu test şu anda program olarak çalışmadı. Belki de Çin sürümü olduğu için, global ROM olmadığı için çalıştıramamış olabiliriz. Şimdi termal tarafa bakacak olduğumuzda işlemcinin %14'lük gibi bir anlık kayıplar yaşadığını görüyoruz. Ama genel bakacak olduğumuzda bu kadar performanslı bir işlemciye göre soğutma sisteminin iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten Xiaomi telefonda farklı bir soğutma sistemi de geliştirdiğini söylemişti. Bu telefonla oyun oynadığınızda herhangi bir şekilde oyun oynarken performans kaybı yaşamıyorsunuz. Telefonda bazen ısı arttığını hissediyorsunuz ama bu iyi bir şey. Çünkü işlemcinin üzerinden o bakır borular kasanın kenarlarına doğru havayı, o sıcaklığı atıyor. Böyle olması daha iyi. Bazen hissediyorsunuz ama ölçtüğümüzde de çok fazla ya da oyunu oynarken de çok fazla ısınmadığını zaten görüyorsunuz ki performans negatif etkilenmiyor. Ve geldik arkadaki kamera kısmına. Mi 9 incelemesi ile Mi 9 Pro incelememiz arasında kamera tarafında çok çok büyük farklılıklar olmayacak. Çünkü telefonların kamera özellikleri aynı. Yani hem kullanılan sensörler, hem kullanılan lensler, lenslerin özellikleri, işte kameraların çözünürlükleri, diyafram genişlikleri, bunların hepsinin benzer olduğunu görüyoruz. Ama
Özellikle yazılımında bazı optimizasyonlar var, gelişmeler var ve güzel sonuçlar alıyor. Bunlar güncellemeyle Mi 9'a da gelebilir. Gelmemesi için bir sebep yok. Mi 9 Pro'yu satın aldınız diyelim. Yani bu kadar performanslı bir telefon aldınız ve Türkiye'de ortalama şu anda 6000 TL gibi bir fiyatı bu telefonu alabilirsiniz. Yani 5-6000 TL aralığında tabii kayıt yaptıracaksınız vesaire vesaire. Bu segmentlere çıktığınızda bazı insanların daha iyi fotoğraf çekmesi, telefonun daha iyi video çekmesi gibi ek istekleri oluyor. Bu konuda da tamamen haklılar ve şimdi çektiği fotoğraflara ve kamera özelliklerine yakından bakacağız. İlk başta ana kamerayla başlayalım. 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip bir 27 milimetrelik açıya sahip bir ana kamera var. Bu ana kamera 1/2 inç büyüklüğünde büyük bir sensörle destekleniyor. İkinci kameraya bakacak olduğumuzda ikinci kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram değerine sahip ve 54 milimetrelik bir görüş açısı var. Bu da bize 2x optik zoom yapma imkanı sunuyor. Üçüncü kamera ise ultra geniş açılı 13 milimetrelik. Bu da f2.2 diyafram değerine sahip ve 16 megapiksel çözünürlüğünde yaklaşık 120-123 derece aralığında insan gözünün görebileceği fotoğraflar çekebiliyorsunuz geniş açı noktasında. Yani arkada görmüş olduğunuz 3 kamera 3 farklı işlemde karşımıza çıkıyor. 3 farklı yetenekle karşımıza çıkıyor. Piyasada bazı telefonlarda arka tarafta 3 kamera var ama 2 iş yapabiliyor. Bir tanesi sadece derinliği ölçebiliyor. Arkadaki 3 kamerayı da işlevsel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta 2 tonlu LED flash var ve ayrıca panorama ve HDR çekimlerde yapılabiliyor. Yapay zeka da var. 48 megapiksel fotoğraf çekerken yapay zeka çalışmıyor. 48 megapikselin ayrı bir modu var. 48 megapikseli sadece orada çekebiliyorsunuz. Ben yapay zekalı fotoğraf çekmek istiyorum diyorsanız 48 megapikselden normal 12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekiyorsunuz ki bu sosyal medya ve diğer pek çok platform için yeterli olanı. 48 megapikselle de çektim. Özellikle gece çektim. İki farklı sürümüne bakabilirsiniz. Çok da anlaşılan bir fark yok. Hatta yapay zeka olması bir avantaj katıyor. 48 megapikselde yapay zeka yok. Normal baskı yapmadığınız, çok yüksek çözünürlüklü bir yerlere giydirme yapmayacağınız sürece bu kadar yüksek çözünürlüklere gerek yok. Sadece çektiğiniz fotoğrafı daha iyi zoom in yapabiliyorsunuz. Yani çektikten sonra galeride çektiğiniz fotoğrafı 48 megapiksel olan versiyonu açtığınızda daha fazla içine girip yaklaştırabiliyorsunuz. Bunu es geçemem gerçekten. 48 megapiksel çözünürlük önemli bir çözünürlük ama dediğim gibi günlük hayatta sosyal medyaya koyduğunuzda 12 megapiksel yeterli olacaktır. Şimdi gece fotoğraflarıyla başlayalım. Gece tarafında görüyorsunuz karanlık ışıkta bir fotoğraf çektim. Özellikle kamerasıyla merak edilen kamerasıyla meşhur Mate 30 Pro'yu da incelemiştik. Mate 30 Pro ile aynı kareyi çektim. Yan yana göreceksiniz. Mi 9'un ışığı alma ayarlarını daha beğendim. Daha gerçekçi. Yani benim gözümün gördüğüne o an daha yakında Mi 9. Özellikle geceleri gren olmadan güzel bir şekilde fotoğraf çekebiliyor. Ben bu huyunu sevdim. Kadrajı değişiyoruz. Başka gece fotoğraflarında sizlere göstermek istiyorum. Yani gece hem geniş açı hem normal açı hem de zoom yaptığımızdaki fotoğraf performansını beğendim. Sadece 2x optik zoom yaptığımızda geceleri fotoğrafın o kadar keskin olmadığını görebilirsiniz. Yani binada yazılan yazıların 2x optik zoom'da gece çektiğimizde çok çok net olmadığını söyleyebilirim. Peki gündüz ne yapıyor? Gündüz özellikle yeşillikli bir ortamdaysanız ya da herhangi bir o doğada ya da gündüz vakti herhangi bir yerde fotoğraf çektiğinizde gayet güzel performans alıyorsunuz. Hem zoom yaptığınızda hem geniş açıda hem de normal açılarda gayet güzel fotoğraflar çekiyor. Hem portre fotoğrafı olsun hem de normal doğa fotoğrafçılığı noktasında benim beğenimi kazandı. Mükemmel ve dünyanın en iyi kamerası bu cihazdadır diyemem ama bir kullanıcının beklentilerini çok rahat bir şekilde karşılayacak kamera performansına sahip diyebilirim. Dikkatimi çeken bir diğer detay ise kameralar arasındaki tutarlılık. Yani bazı telefonlarda geniş açı ve normal açıdaki kameralar arasında geçiş yaparken ya çok renk tonu değişiyor, hani çok ciddi değişimler olabiliyor. Bu sefer hani geniş açı var, geniş açı bayağı da geniş açıyla fotoğraf çekiyor tamam ama normal kamerayla bir şekilde çekseydim diyorsunuz. Hani geniş açılık lensler bazı telefonlarda o kadar kötü ışık alıyor, renkleri o kadar kötü alıyor ki keşke çekmeseydim bu geniş açıyla diyorsunuz. Ama bu telefonda demiyorsunuz. Yani kamera arasındaki geçişler, kameralar arasındaki farklılıklar minimuma indirilmiş. Bu konuda beğendim. Yani 2x optik zoom'u da özellikle gündüzleri güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Biraz daha dijitalde
özellikle 48 megapikselle çektiğinizde dijitalde de yaklaştırabilirsiniz. Şimdi video tarafına gelelim. 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Full HD çözünürlükte 30, 120 ve 240 FPS video kaydı yapılabiliyor. Ayrıca Full HD 960 FPS slow motion desteğine de sahip. Telefonda optik imaj sabitleyici yok ama dijital olarak ACE var. Yani dijital elektronik stabilizasyon var. ACE ile beraber özellikle yürüyerek video çektiğimde, ki optik imaj sabitleyici en çok bu sahnelerde işe yarıyor. Ofis içinde yürüyerek çektiğimde özellikle tamam sabitlerken sabitlediği yerin detayını biraz alıyor ama videoyu sonuçta izlediğinizde sabitliyor. Ama tabii nasıl sabitliyor? Yazılımsal olarak sabitlediği için bazı yerlerde o oynaşmaları engellemek için, kıpraşmaları engellemek için detaylardan feragat ettiğini görüyorsunuz. Ama bu kadar detaylı incelemeyecekseniz, gözünüz dalmayacaksa optik imaj sabitleyiciymiş gibi ACE'in çalıştığını görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu videoyu YouTube'da profesyonel bir şekilde insanlar izleyeceği şekilde hazırlayacak olduğunuzda bu sefer o detay kayıpları göze çarpabilir. Yani normal bir kullanıcı için tatminkar bir video deneyimi sunuyor. Ama biraz daha profesyonel seviyeye çıktığınızda yine optik imaj sabitliği arayacaksınız diyebilirim. Ve ön kamera 20 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip, HDR destekli. Ayrıca Full HD 30 FPS hızında video kaydı da yapabiliyor. Ben ön kamerayı da beğendim. Hem portre olsun hem normal çekim modlarında ön kamerada beklentileri karşılıyor. Biraz dengesiz ışıklar olursa onu toparlamada zorlanıyor diyebilirim ama piyasada pek çok telefonun ön kamerası ters, yani bir tarafı karanlık bir tarafı fazla ışıklı ya da yüzümün bir tarafına ışık geliyor bir tarafı karanlık kalıyor gibi noktalarda o kadar da iyi toparlayamıyor. Çoğu ön kamera o kadar da iyi değil. Hani sabit nesnelerde sabit ışık durumlarında çok iyi çekiyor çoğu ön kamera ama hani değişkenler arttıkça bu sefer kameraların işi zorlaşıyor. Öyle de bir fotoğraf koydum, yani ekranda görebilirsiniz ama genel o fotoğrafın haricinde genel olarak ön kamera hem gece hem gündüz güzel bir şekilde fotoğraf çekiyor, selfie fotoğraflar çekiyor. Doya doya selfie'lerinizi story ya da normal sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Kamera açısından da güzel bir telefon olmuş. Son olarak bağlantılara gelelim arkadaşlar. Bluetooth 5.0 var, Wi-Fi 802.11ac var, 5G var. 5G'yi de X20 modemiyle beraber sağlıyor. Mi 9'a göre 10 kat daha yüksek internet görebiliyor. Şu an 5G yok tabii. 5G'yi deneyemiyoruz sizlerle beraber ama normal bir 4G, 4.5G destekli bir telefon, yani 855'li Mi 9'a göre tam potansiyelini kullandığı 10 kata kadar daha hızlı internete girebilecek. 2 gigabit seviyelerine kadar çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. X20 5G modemiyle beraber geliyor. İlla tabii şimdi insanlar düşünecek ya bu telefon 5G, 5G kullanmamız şart mı? Yok. Yani 5G yoksa yoktur. 5G olmadan 4.5G, 3G, 2G bunların hepsini çalıştıracak bir şekilde tasarlanmış telefon. Herhangi bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. 5G geldiğinde de 5G'yi kullanabilirsiniz. 5G'nin de 2020 sonlarına doğru Türkiye'de belli başlı illerde gelmesi düşünülüyor. En azından bakanlıktan bu zamana kadar aldığımız bilgiler bu yönde. Değişebilir tabii ki de. Wi-Fi 802.11ac var. Wi-Fi 6 olmadığını söylemiştik. Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve infrared, yani kızılötesi portu da bulunuyor. Ayrıca USB Type-C portunda konumlandırıldığını söyleyelim. Ve son olarak geliyoruz batarya kısmına. Mi 9 incelemesinde bataryasından şikayetçiydim. 3300 mAh'lik bir batarya vardı ve bu cihaza çok çok iyi gelmiyordu, yetmiyordu. Yani bir şekilde ya yetiyordu ama bir günün sonlarına doğru artık bir daha beni bir şarj et diyordu telefon. Xiaomi bu geri bildirimleri almış, güzel almış ve bu telefonun hem donanımını da arttırdığı için hem de 3300 mAh artık Android dünyasında pek de yeterli görülmediği için telefonun bataryasını 4000 mAh'e çıkartmış. 4000 mAh çok mu büyük? Yok. Artık amiral gemileri 4000 üstü olmaya başladı. 4500, 4300, 4200 mAh gibi. Ama 4000 mAh de yeterli. Ekran çok fazla güç tüketmiyor. Yeni Snapdragon 855 daha az güç tüketen bir işlemci tasarımına sahip. Bu da telefona olumlu yönde bir pil performansı sunuyor. Şimdi ben size pil performansı ile ilgili test sonuçlarından bahsedeceğim. Puanına bakacak olduğumuzda Geekbench'te 5110 puan alıyor ama ben puandan anlamam. Bana rakamla gelin, hani saatle gelin diyecek olursanız telefon %100'den %1'e şarj deşarj olma süresi 8 saat 31 dakika olarak karşımıza çıktı ama bunun ben günlük kullanımda
biraz daha azalacağını söyleyebilirim. Tabii test sonuçları daha farklı. Yani bu tamamen sizin ekran açık süreniz olmayacak. Bu bir sonuçta arkada full ekran parlaklığında ve bağlantılar açık. Arkada test çalışan bir yazılım. Bu yüzden tabii ki de skorlar değişecektir. Ama 8,5 saati de başarılı buldum. Çünkü diğer Mi 9'da bu rakamlar çok daha gerideydi. Mi 9 Pro'nun Mi 9'a göre batarya tarafında çok ciddi değişiklikleri var. İşte az önce dediğim gibi 3300 mAh'den 4000 mAh'e çıkmış bataryası. Bununla beraber Quick Charge 4 Plus destekli 40 Watt'lık bir hızlı şarj desteği var incelediğimiz telefonun. Kutudan Quick Charge 3 destekli bir adaptör çıktı ama incelediğimiz adaptörle yaptığımız testlere göre 0'dan 100'e sadece 53 dakikada telefon şarj oldu. Yani 1 saatten daha kısa bir sürede telefon %100 şarj oluyor. Gerçekten çok iyi bir değer. Çok çok hızlı bir şekilde telefon şarj oluyor. Ayrıca telefonun çok ciddi özellikleri de var. Kablosuz şarj. Kablosuz hızlı şarj 30 Watt. Yani şu an piyasadaki pek çok kablolu şarjdan daha hızlı bir kablosuz şarj desteğine sahip Xiaomi Mi 9 Pro. Ayrıca Mi 9'da olmayan kablosuz tel şarj desteği de Mi 9 Pro'ya eklenmiş. Artık başka aksesuarları ya da başka kablosuz şarj destekleyen telefonları da Mi 9 Pro üzerinden şarj edebileceksiniz. Bu da yeni gelen güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, açıkçası söylemek gerekirse ben Mi 9 Pro 5G'yi oldukça beğendim ve Türkiye'ye gelirse satın almayı düşünürüm. Yani 5G'li modeli gelmese de Mi 9 Pro'nun normal versiyonu gelse de yine alınır. Hem 855 Plus işlemcisi var, hem 12 RAM, hem 512 dahili hafıza. 512 fazla mı diyorsunuz? O zaman 256 alın. RAM 12 olmasa da olur. 8 GB'lık versiyonun da iyi çalışacağını düşünüyorum. Ben hem yazılım donanım uyumunu, hem performansını, hem de genel olarak telefonun deneyimini sevdim. Yani bir kullanıcının istediği her şey telefonda var. Mesela geçtiğimiz günlerde 35 dakikalık Mate 30 Pro incelemesini paylaşmıştık. Pek çok farklı özellik var. Tabi bu videoları izletebiliriz ama bu telefon biraz daha kısa, öz, net bir telefon. Düz bir telefon. Neden düz? Ekranı kavisli değil. Ne bileyim, IP68, suya karşı dayanıklılık sertifikası yok, o yok, bu yok. Bazı olmayan küçük detayları var ama genel baktığınızda bir kullanıcının istediği çok şeyin bu telefonda olduğunu görüyorsunuz. İşte bu da telefonu güzel yapan detay. Önemli olan tabii Türkiye'de fiyatı. Türkiye'de artık gelirse ne kadar bir fiyattan gelecek onu merakla bekliyoruz. Bu telefonun satış başarısını o belirleyecek. Eğer diğer amiral gemisi modellere göre agresif bir fiyatla giriş yaparsa bu telefon alınır diyorum. Yani gerçekten kullanıcılara hem kamera olsun, hem donanım olsun, hem ekran olsun güzel bir ortalama sunduğunu söylemek istiyorum. Ve siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.